Müjde Arın başrolünü üstlendiği 1986 yapımı Ah Belinda 37 yıl sonra seyirciyle bir kez daha Neslihan Atagül'le buluştu. Ben birdenbire bu Necati denen salan karısı andan olarak buldum kendimi. Yeşilçam'ın unutulmaz filminin usta oyuncusu Müjde Ar, uzun zaman sonra Zekeriya Köy'de Derya Tunay ile müdavimi oldukları mekanda ortaya çıktı. İşte ben burada oturuyorum. Murat'la oturuyoruz. Ben burada, Murat telefon açıyor. Derya diyor ki çıkıyor musun? Ben de çıkıyorum diyorum. Buraya geliyoruz. Müşteriler bizi buranın sahibi zannediyorlar. Öyle zaten, öyle zaten. Hiçbir mahsuru yok. Oyunculuğuyla hafızalara kazınan Ah Belinda'nın yeni uyarlaması sorulan Müjde Ar, filmi seyretmediğini belirtti. Ben hiç televizyon seyretmiyorum. Benim salonumda televizyon da yok. Kitap var. Dünyadan da haberim yok. Doğru, yani kitap. Ne dizisi ne şeyi bilmedim, seyretmedim. Türk sinemasına damga vuran film bir kez daha gündeme gelirken Müjde Ar, Neslihan Atagül'ün rol aldığı filmden bile bir haberdi. Hiç ilgilenmiyorum, inanır mısın? Hiç. Yani ben şimdi 85 tane film çektim. Kim ne yapar bilmiyorum. Neyi anlamadın be? Bu kadar da paspal numara beklemezdim senden. Ekranlardan ve sinemadan elini eteğini çeken Müjde Ar, arkadaşı Derya Tuna'nın ısrarlarına rağmen oyunculuğa dönmeye sıcak bakmadı. Hayırlı olsun, kim ne yapıyorsa. Ama Müjde Hanım'ın bir şey yapması gerekmiyor mu? Evet. Ben bugün onu söyledim. Yok, ben oynayamam. Eski dizide falan oynayamam. Şey, tamam, televizyonda bir şey yaparsınız. Teklif falan var mı şu anda? Olmaz mı? Teklifleri kabul etmeyen Müjde Ar, yoğun set temposundan dert yakındı. Ben günde 20 saat çalışamam çocuklar. O koşulları siz bilmiyorsunuz. Yani onu normal bir insanın dayanması imkansız bir şey. Genç oyuncular, evet. Ben bir iki dizide hatır için oynadım. Şöyle oynuyorum. Öyle bir şey olursa gene oynarım. Üçüncü bölümde ölürüm. Allah korusun. Sadece çalışma saatleri değil, Müjde Ar'ı çalışmaktan alıkoyan bir de güzel haber vardı. Evet. Ama televizyonda bir şey yapabilirsiniz bence. Yani o da biraz zor. Benim de işte o daha şey, ağzımda bakla ıslanmıyor onun için. Ben çok iyiyim. Bir de torunum oldu. Bir de arkadaşlarla burada eğlence, keyif yapmak varken, yani sabahın 4'ünde kalkıp gece 12'de eve gelip yarım yamalak yıkanıp ertesi sabah tekrar sete çıkmak artık 60 yaşından sonra yapılacak iş değil.